İngiltere'de olaylar karışık. Son bir haftada aşırı sağ yanlısı İngilizlerin yaptığı ırkçı eylemler İngiltere'nin gündemini oluşturdu. İngiltere'de yaşayan bir göçmen olarak bundan nasıl etkileniyorum, hükümetin bunlara cevabı ne ve İngilizler bu konuda ne düşünüyor? Maalesef ki bu videoda bunları konuşacağız. Herkese Londra'dan selamlar. Maalesef hiç istemeyeceğim bir video konusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Haberlerden de takip ettiğiniz üzere İngiltere'de son bir haftadır yaşanan bu ırkçı eylemler gerçekten gündemi oluşturuyor. Hiç istemediğim bir video konusu ve yapmayı da düşünmediğim bir video konusuydu. Ama sosyal medya üzerinden sürekli iyi misin İngiltere durumlar ne? siz güvende misiniz tarzında sorular bayağı bir fazla geldikten sonra buradaki son durumlar ne? Sizlere bunları güncel bir şekilde vermek istedim. Bu olaylar nasıl başladı? Bu olaylar 29 Temmuz günü İngiltere Southport'ta 17 yaşındaki bir gencin bir dans kursunu basıp 3 küçük kızı bıçaklayarak öldürmesi ve 5 çocuğu da yaralamasıyla başladı. İngiltere basını bu cinayetleri işleyen kişinin 18 yaşından Küçük olması sebebiyle bu kişi hakkında detaylar verilmemişti medyada. Ancak sosyal medyada bu cinayetleri işleyen kişinin Marş Denizi'ni botla geçen, yasa dışı yollarla İngiltere'ye gelen bir mülteci tarafından bu cinayetlerin işlendiği haberi yayıldı. Bu tabii ki de bir yalan haberdi. Bu yalan haberlerden sonra İngiltere medyasında aslında bu cinayetleri işleyen kişinin gallerde doğup büyüdüğü, evet mesela anne babasının göçmen olduğu ancak bu kişinin bir Britanya vatandaşı olduğu ortaya çıktı ama zaten hani kışkırtılmaya hazır bu aşırı sağ kesim artık bu olayların sebebini tamamıyla başka bir tarafa çevrilerek bu şekilde ırkçı eylemlere başladılar. Yani aslında evet olayın çıkış amacı bu cinayetler ama şu anda bambaşka bir yöne savrulmuş durumda. İngiltere'nin çoğu şehrinde yasa dışı saldırıları yapanlar işte iş yerlerine saldırdılar, camilere saldırdılar ve mültecilerin konakladığı otellere artık saldırmak üzereyken orada polisler tarafından duruldu, durduruldu ve iş yerleri yıkıldı yıkıldı ve büyük... Olaylara sebep oldu. İngiltere Yeni Başbakanı İşçi Partisi bu konuda tabii ki de hemen önlemlerini aldı. Ekstra e, polis birliklerini gönderdi e, bu eylemlerin çıktığı şehirlere. Ve e, yüzlerce kişi, yüzlerce eylemci, yasa dışı eylemci e, gözaltına alındı. Hatta mahkemelere sevk edildi. Yani, hükümet de zaten bunun bir protesto değil, yasa dışı bir eylem olarak değerlendirdiğini bildirdi ve bu konuda da aslında hızlı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Evet bunlar zaten herkesin de bildiği haberlerde verilen olaylardı. Peki İngilizlerin bu olayları bakış açısı nasıl? Yani İngiltere'deki bütün İngilizler böyle mi düşünüyorlar göçmenlere bu şekilde mi bakıyorlar? Ya yani onların bu olaylara karşı tepkisi ne oldu? 2016 yılından beri İngiltere'de yaşayan bir göçmen olarak benim gözlemlerim neler? Şimdi öncelikle bu eylemler Londra harici yerlerde yapılıyor. İşte daha aslında şöyle diyeyim işsizliğin olduğu, daha gelir seviyesi düşük yerler oluyor bu eylemler arkadaşlar. Londra'da değil. Ben Londra'da yaşayan birisi olarak bu tarz bir eylemle, bu tarz ırkçı bir eylemle karşılaşmadım. Şu an olaylar Londra'nın dışında gerçekleşiyor. Aslında bu olayların temelinde yatan sebepler neler? Onları da videonun ilerleyen kısmında kendi fikirlerimi, görüşlerimi açıklayacağım ama şu anda genel olarak İngilizlerin bu olaylara bakış açısını nasıl onları size vermeye çalışacağım. Şimdi Londra çok kültürlü, kozmopolit bir yapıya sahip bir şehir. Londra'yı aslında tüm İngiltere olarak değerlendiremeyiz. Burada eylemlerin yapıldığı gelir seviyesi düşük, belki de eğitim seviyesi düşük. Bu şehirleri de aslında tüm İngiltere olarak değerlendiremeyiz. İlk önce onu söylemek istiyorum. 8 yıldır Londra'da yaşayan birisi olarak şu zamana kadar hiçbir zaman ırkçılıkla karşılaşmadığımı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Böyle bir şeyle karşılaşmayacağımı da çok inanaraktan da söyleyebilirim. Çünkü Londra dediğim gibi çok kozmopolit bir yer, göçmenlerin büyük çoğunluğunu oluşturan bir yer ve herkes burada her... Millet her e, ülkeden insanlar birbirlerine çok saygılı bir şekilde yaşıyorlar, birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlamadan, e, birbirlerine karşı herhangi bir e, sözden, herhangi bir hareketten veya imadan çekinerek e, yaşıyorlar. Bu sadece göçmenlerin birbirine uyguladığı bir davranış tarzı değil. İngilizler de, burada yaşayan İngilizler de bunları çok benimseyerek yapıyorlar. Yani Londra'da siz hani söylemeyi bırakın. Eğer ki ırkçılıkla alakalı bir imada dahi bulunsanız herhangi birine çok büyük tepki görürsünüz. Kesinlikle bu yapmamanız, yapılmaması gereken ve herkes tarafından bilinen bir şey. İngiltere Londra'dan oluşmuyor. Bunun da farkındayım. Çünkü ben daha öncesinden ırkçılıkla alakalı işte ırkçılığa uğradım mı tarzında bir video çekmiştim. O videonun yorumları arasında da hep böyle şey gelmişti işte İngiltere işte sadece Londra değil Londra dışında zaten ırkçılık var diye. Tabii ki de şunu şöyle düşünebilirsiniz. Evet İngiltere'de ki herkes Londra'da yaşayan birisiyle aynı fikirlere, aynı vizyona, aynı eğitime, aynı sosyalliğe, aynı kültürel yapıya sahip değil. bu sadece İngiltere'de değil, Türkiye'de de aynı şey geçerli. Yani Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan birisiyle işte doğuda herhangi bir daha kırsalda yaşayan birisinin görüşleri tabii ki de aynı olamaz. Yani İngiltere'de de aynı şey geçerli. İşte Londra'da yaşayan birisiyle de işte Southport'ta yaşayan bir İngiliz'e siz yine aynı kefeyi koyamazsınız. Bu aslında şey gibi de düşünün. Yani terör saldırısında bulunan bir Müslüman sebebiyle bütün Müslümanların yargılanmayacağı, yargılanmaması gerektiği gibi bu tarz ırkçı eylemler yapan... İngilizler sebebiyle de tüm İngiliz halkı tabii ki de sorumlu tutulamaz. Eminim ki bu videonun altına şey yorumları çok kesin gelecek. İşte İngiltere en böyle hani sömürü ülkesidir. En böyle hani emperyalist ülkedir. Bir sürü ülkeyi sömürdü. Yorumlar mutlaka gelecektir. İngiltere'nin tarihinde yapılan olaylardan da şu anda yaşayan e, vizyonu geniş eğitim almış ve sosyal kültürel değerlere sahip bir İngiliz'i de İngiltere tarihi sebebiyle de zaten sorumlu tutamayız. Ki bunu da zaten şu anda İngilizlerin ırkçı eylemlere karşı yaptığı protestolardan da anlayabiliyoruz. Daha dün Walthamstow'da, Londra Walthamstow'da çok büyük bir ırkçılığa karşı protesto meydana geldi. İngiltere'de yaşamla, Londra'da yaşamla alakalı çok ufak şeyler de eklemek istiyorum arkadaşlar. Buradaki ırkçılık var mı tarzındaki şeylere karşı. Mesela bana çok fazla şey soruları geliyordu. Hala da geliyor. İşte Müslümanlara bakış açıları nasıl? Benim başım kapalı orada rahat bir şekilde yaşayabilir miyim, çalışabilir miyim tarzında Londra'da yaşayan birisi olarak. Burada her millete, her dini yapı ya her giyim tarzına her şöyle diyeyim bunu aslında dinle ırkla da sadece kapsamlı tutmayalım. Aslında cinsiyetlere bakış açıları da öyle. Kimse kimseye karışmıyor. Siz ne giyerseniz giyin. Siz açık mı giyinmek istiyorsunuz veya başınız kapalı mı fark etmiyor. İstediğiniz işte çalışabiliyorsunuz. Kimse sizi zaten giyim tarzınıza göre o işe alıyor ya da almamazlık yapmıyor. Birçok kişiyi zaten burada görüyorum başörtüsüyle çalışabiliyor. Sen kendin böyle mi giyinmek istiyorsun? Sen böyle mi yaşamak istiyorsun? Tamam diyor ve herkes buna saygı gösteriyor. Son kaç yıldır İngiltere'de e, yani enflasyonun artması söz konusu, gelirlerin azalması söz konusu, işsizliğin, barınak sorununun, ev sorununun e, fazlalaştığı bir ülke. Eskiden olduğu gibi refah seviyesi aynı şekilde değil. Ben zaten bunu videolarımda çok defa belirtiyorum. Yani artık gelir düzeyi düşüyor, insanlar fakirleşiyor. Ve e, genel bir görüş olarak sanki bu fakirleşmenin, bu e, mali durumda işte kötüye gidişin bütün böyle faturası göçmenlerin üzerine yıkıldı. E, aslında bu hükümetin de yaptığı politikalardan sebep yani Sanki işte Brexit olduktan sonra tamamıyla her şey düzelecekmiş gibi bir hava yaratıldı. Ve kışkırtılmaya hazır olan insanlar zaten bu görüşü böyle biraz benimsemiş olan insanlar Brexit'te onay verdiler ve Avrupa Birliği'nden çıkıldı. Ama şu anda bakıyorsun ki işler daha da kötüye gidiyor. Bu saldırıların gerçekleştiği şehirlere bakacak olursak da zaten işsizliğin çok artmış olduğu e, fakirleşmenin olduğu yerler. Yani bu insanlar giderek e, fakirleşmelerinin sebebini direkt böyle göçmenlere atıyorlar. Yani resmen burada zaten diyorum ya işte günah keçisi e, göçmenler oldu. Yani sanki İngiltere'nin ekonomisini bozan onlarmış gibi. Tabii ki de uzun bir süredir e, İngiltere'nin İngiltere hükümeti e, sağ kesimdendi. Şimdi yeni seçimlerden sonra İşçi Partisi e, ee, hükümetin, devletin başına geçti ama işte son 15 yıldır izlenen politika hep böyle göçmenlerin yolunu kesmek amacıyla onların buraya İngiltere'ye gelmesini önleme amacıyla yapılan politikalar uygulandı. Hani göç sorunu, işte göçmenlik sorunu sanki İngiltere'nin bir numaralı sorunuymuş gibi hep gündeme getirildi ve her şey göçmenlerin üzerine atıldı. İşte İngiltere'de ekonomik kötü göçmenler yüzünden. İngiltere'de işte şeyler işsizlik artıyor. Neden? Çünkü göçmenler bütün işleri alıyorlar. İşte İngiltere'de Sosyal yardımlar işte çok fazla işte hükümetin kaynaklarına mal oluyor. Neden? Çünkü göçmenler sürekli yardım alıyor. Aslında burada düşünülmesi gereken temele indiğimizde, hani diyorum ya aklı olan insanın birazcık <laughs> o aklını çalıştırarak zaten gideceği çözümler, gideceği yargılar zaten burada hükümetin politikasını değiştirmesi gerekiyor. Yani asıl sorun göçmenler değil, asıl sorun bu ülkeyi e, yönetemeyen e, hükümetlerle alakalı. Bu gelir farkının e, düzenleyememesi, sosyal yardımların doğru yerlere yapılamamasından sebep aslında hükümetin uyguladığı yanlış politikalar. O yardımları dağıtırken, o yardımları yaparken gerçekten doğru yerlere mi gidiyor? Buraya yasal yollarla gelen göçmenin çalışıp e, kendi e, emeğiyle gelirini kazandıktan sonra göçmenin size ne gibi bir zararı olabilir? Hatta ülkeye, ekonomiye katkısı olur. Hem İngiltere'de yaşayan kişilerin hem de dışarıdan bir gözlemci olan kişilerin de bana hak vereceğini düşünüyorum. İngiltere'de sosyal yardımlar hep yanlış yerlere gidiyor. Bunlardan istifade eden çok fazla, çok büyük bir kesim var. Ve bu kötüye kullanımdan dolayı ve iyi denetleme yapılmamasından dolayı aslında yardıma ihtiyacı olan kişilerin de buna erişememem gibi bir konu, durum söz konusu. Uzun yıllardır işte uygulanan bu yanlış politikalar sebebiyle insanlarda, dediğim gibi vizyonsuz insanlarda, eğitimsiz insanlarda, böyle kışkırtılmaya hazır insanlarda işte bu şekilde eylemlerle ortaya çıkıyorlar. Bu tarz çirkin görüntülerle karşımıza çıkıyor. Şu anda her ne kadar yeni hükümet işçi partisinden kurulmuş olsa da göçmenlere karşı uyguladığı politika aslında yine böyle biraz şey, sağ kısım politikası. Bir önceki videomda işçi Partisi'nin, yeni başbakanın göçmenlere ihtiyacı ortadan kaldırmak için yapmak istediği politikalardan bahsetmiştim arkadaşlar. İzlemeyenleriniz varsa hemen linkliyorum yeni hükümetin planlarını. Çünkü her ne kadar şu anda göçmenlerin önü kesilmeye çalışılsa da şimdi doğruya doğru bir gerçek var. İngilizler her işte çalışmazlar yani. Böyle bir gerçek var. Bu e, ülkenin ekonomisini kalkındıran, e, ekonomisinin işleyişini sağlayan zaten büyük çoğunlukla göçmenler. Göçmenler e, iş bıraksalar İngiltere çöker bence. Her şeyin de faturası göçmenlere kesiliyor. Neden bu böyle yapılıyor bilmiyorum. Herhalde en kolay yol bu. Temeller değiştirilmesi gereken şeyler, uygulanması gereken politikalar aslında bambaşka ama tabii ki de en kısa vadede şu andaki umduğumuz şeyler bu eylemlerin, bu yasa dışı olayların, bu çirkin olayların bir an önce kesilmesi. Ki ben zaten kesileceğini düşünüyorum en kısa sürede. Çünkü hükümetin de buna tepkisi çok hızlı bir şekilde ve durdurmaya yönelik oldu. Daha uzun vadede görmek isteyeceğimiz şeylerse daha adaletli bir politikanın uygulanması, daha böyle sorunların kökenine inmek, her şeyin faturasını çok böyle yüzeysel bırakmamak, her şeye göçmenler yüzünden denmemesi, asıl sorunların kökenine inilmesi. Evet arkadaşlar İngiltere'den, Londra'dan son güncel haberler bunlardı. Bu şekilde de kesilir, durulur bu olaylar ve bir daha bunların üzerine konuşmayız. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni daha yakından takip etmek için size Instagram profilimi bırakıyorum arkadaşlar. Oradan sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda güzel haberler vermek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.